Araya mı gidiyoruz? Yok, araya gitmeyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş bu baro meselesine geçeceğim. Virüsün siyasi parti kongreleri için engel çıkarmazken barolar için neden engel çıkarıyor? Oradan yavaş yavaş hepimizi ilgilendiren sayın seyirciler salgın yönetimine geçeceğiz. Nihayetinde öğrenmiş durumdayız ki 29 Temmuz'dan bu yana bizim... Bizi kandırıyorlarmış. 29 Temmuz'dan bu insanı hep kandırılıyormuş. Bunu duymak insanı hakikaten çok üzüyor ama durum da bu. Ya bir şey söyleyeyim. Söylenmemiş yani. O kadar vahim ki biraz bulurum şimdi. Bu karar söyledi ya... kabul etti Sağlık Bakanı. İngiltere, Türkiye'den gidenlere hemen karar aldı. 14 gün karantina uyguluyor. Hemen ertesi gün açıkladı Ulaştırma Bakanı bu kararı İngiltere'de. Hemen şimdi dedi sen bunu söylüyorsun. Madem ki Türkiye güvenli seyahat koridorundan çıkar. Tabii 14 gün dedi. Gidiyorsan 14 gün gel. Bu ama bu açıklamasından sonra bakın kandırıyoruz ya. Dünyayı da kandıracağız. Adamlar kanmıyor işte. Yani kendi kendimize ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Ne olur sen de doğru açıklasan. Fransa gibi, İspanya gibi. İspanya ağlıyor, yandım Allah diyor ya. Onların bir şey olmuyor. Almanya, İspanya karşı tehlikeli ülke dedi. Fransa'ya, Belçika'ya, Hollanda'nın bazı bölgelerine. Sağ tarafa doğru çok elini sallama, Tuğba Hanım'a geliyor. Öyle mi? Kelebekte tutunca yanlış anlaşılmasın. Sol elimle o zaman konuşuyor. Şimdi bu konuyu kapatmadan bir... Hangisi? Yani bu seçmen tercihi vesaire şu andaki bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii, buyurun. Yani yine bugün böyle programın başından beri hep böyle muhalefete yükleniyorum ve hep bir muhalefet sorunu olarak bunları gündeme getiriyorum ama hakikaten bu konuda da aynı noktadayız ne yazık ki. Şimdi bizi izleyenlerin büyük çoğunluğu, yani şu anda onlar o kadar vicdanlarıyla ve kendi zihin dünyalarıyla baş başalar ki eminim pek çoğu şunu söylüyor. Evet, bu sistemden çok rahatsızız. Evet, haklarımız yeniliyor. Evet, bir gelecek göremiyoruz. İşte çocuklar yurt dışına gitmek istiyor, gençler kaçıyor. Çoğumuz işsiziz, çoğumuz yoksuluz, çoğumuz iş ve aş peşindeyiz. Bunların hepsi doğru. Ama bizim bu dileklerimizi gerçekleştirecek bir alternatif var mı? Kime gidelim? Ne yapalım? Emin olun, kahir bir çoğunluk bu düşüncede. Çünkü hep şunu söylüyorum, yani iktidarın oyun alanının içerisine sıkışmış, sabahtan akşama kadar onunla polemik yapan, onun o haftaki ya da o günkü uygulamalarına işte yüksek perdeden sadece cevap veren, onunla adeta böyle laf yarışına girip sür git böyle bir anlayışı sürdüren bir muhalefetin bir çözüm odağı, bir ilgi merkezi olamadığını artık görmesi lazım. Ya biraz daha yukarıdan bakmak lazım artık. Bu ülkede bir rejim problemi olduğunu, ya artık yarınımızın daha karanlık olabileceğini görüp iktidarın o oyunundan kendisini azade edip yeni bir oyun kurması lazım. Öyle bir şeyler söylemesi lazım ki o gelecek tahayyülünde ne yapmak istediğini, nasıl bir Türkiye yaratmak istediğini, sosyal devleti nasıl inşa edeceğini, nasıl iş yaratacağını, nasıl aş yaratacağını, nasıl hak ve hukuk kavramlarını olması gereken yerlere getireceğini, hukuku tekrar nasıl üstün kılacağını, biraz önce işte söylediği gibi Gürsel Bey çok doğru, yani kendi içinizde önce demokrasiyi nasıl yaratacağınızı, bu ülkenin gençlerine, insanlarına siyaseti bir mevki, bir rol, bir geçim kaynağı değil, ülkenin yarınlarını inşa edebilmek için olması gereken bir iştigal alanı haline getireceğinizi, yani yeni oyunun kurallarını koymanız lazım. Bu kamplaşmayı, bu ötekileştirmeyi nasıl ortadan kaldıracağız? Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bir arada yaşamanın asgari koşullarını nasıl sağlayacaksınız? Ne yapacaksınız ya? Artık komşuları bir araya getirecek. Şimdi siz cevap verebilirsiniz. Ben şeyi söylüyorum. Bunu toplumun önüne koymanız lazım. Öyle çok bir şeyi yükseltmeniz lazım ki. Şimdi, ya şöyle bir şey. Çok haklısınız. Hemen şunu söyleyeyim. Öyle bir şeyi yükseltmeniz lazım ki yarın bakın. Ya bizi dinleyen Ayşe teyze heyecanlansın. Ahmet amca desi ki aa evet ya bunlar çok yeni bir Salim şey söylüyor. Yeni bir hikaye yazıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olduğum için söylemiyorum. samimi olarak bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak söylüyorum. Böylesi kritik süreçte Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var. Nokta. İç politikada işte, kardeşlik hukuku bunu için, nasıl yapacağınız için önemli. Ama söyledi Salim Bey, şöyle bir beyannamesinden bahsedin o zaman Gürsel Bey. Bak hemen yani, bir şey söyleyeceğim. Gürsel beyannameden Bey, önce bir şey söyleyeceğim. Sizden önemli aslında bunun karşılık bulması. Niçin 25, ona cevap vereceğim. 27 olamıyor? Yani ona cevap bakın vereceğim. Ekonomi çökmüş dediniz. Covid artmış dediniz. Yani o kadar kötü tablolar var. Dış politika batağa girmiş neredeyse. Yani bütün veriler kötü. Ama Cumhuriyet Halk Partisi %27 olamıyor. Hemen şunu söyleyeyim. Şu anda bütün siyasi partilerin programlarını ve projelerini de çok iyi biliyorum. Tamamını da inceledim. Şunu samimi olarak söyleyebilirim. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin, o dönem galiba siz de gazete dediğiniz, bütün Türkiye'nin partiye oy veren vermeyenlerin herkesin takdir etmiş olduğu ve çok beğenmiş olduğu projeler vardı. Hatta bunun 3-4 tanesini yarım yamalı da olsa iktidar hayata geçirdi. Ama ne yazık ki biz bunu pazarlayamadık. Bu çok büyük bir sorun, bir sıkıntı. İki, bundan sonraki süreçte, çünkü vatandaş her şeyi yaşadığı için ona kötülükleri değil, ne yapacağımızı anlatmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi kendi elindeki bu kıymetli projelerini kamuoyuna seferberlik ilan ederek, bakın çok açık söylüyorum, yarından itibaren seferberlik ilan ederek Türkiye'nin dört bir yanında, çünkü o kadar kıymetli ki herkesin derdine derman olabilecek projeler. İki, dış politika konusunda. Bakın en çok eleştirildiğimiz, hatırlayacağınız gibi bizim arkadaşlarımız özellikle o Arap Baharı denilen şişirilmiş, İslam coğrafyasında olağanüstü bir sıkıntı yaratabilecek egemen güçlerin yaratmış olduğu Arap Baharı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da bir toplantı yaptı. Sadece toplantıyla yetinmedi. Aynı zamanda işte Mısır'ından tut, Irak, Libya, bütün ülkelere heyetler gönderdik. Hatta bizim heyetlerimiz öylesine suçlandı ki, bugün işte o terör denildiği gibi Mısır'la niye ilişki kuruyorsunuz, neden gittiniz, işte Suriye'yle, Irak'la falan ve şu andaki gördüğümüz katil nokta şu, niye şu anda geldiğimiz hükümetin geldiği nokta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8 yıl önceki başlatmış olduğu noktalardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendisine ve doğru projelerine sahip çıktığında ben inanıyorum ki vatandaş tıpkı o zaman anlatma hani, sorunu var. Evet, sorunumuz var. Yani sorun var. Tam onu söyleyecektim. Yaptıklarınız bir de şuna katılmıyorum. Karşılık yok. Buna katılmıyorum. Tabii. Mesela tabii hemen oraya izin vereceğim. Efendim işte bize bir kısım böyle yüksek tonda seçmenle hiç hayatında ilişki kurmamış birçok kendisine gazeteciyim ya da işte profesörüm diyen yorumlar var. İşte muhafazakarlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermez. Vallahi işte Esenyurt'ta %56 oy aldık. Sultanbeyli'de %38 oy aldık. Arnavutköy'de %40 oy aldık. Efendime söyleyeyim, Bağcılar'da neredeyse biz doğru bir tavır koysaydık belki belediye başkanını alacaktık. Yani seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle bir sorun yok. Bir sıkıntı varsa öz eleştiri biz yapmak zorundayız. Seçmenin... Sizin de bu konuda çok sık öz eleştiri yaptığınızı ve bunda da bir beis görmediğinizi ben kesinlikle sık gözlemledim. Yani şimdi şöyle, Salim Bey tamam eleştiriyor, eleştirebiliriz. Sonsuza kadar muhalefete eleştirebiliriz. Zaten ne zaman hani bir tartışma ortamına eleştiri girsek, kötü dönüyor, bir şey değil. Yani eleştiri şey öz eleştiri mekanizması. Dönüyor dolaşıyor konu yine muhakkak CHP'ye bağlanıyor. Biz buna birazcık da yani bir yandan alıştık, bir taraftan da anlatma sorunumuz olduğunu ben de çok net görüyorum. Çünkü Salim Bey'in söylediği, yakındığı her şeyin cevabını... Dokunma sorunumuz var, anlatma değil, dokunma. Kurultayda o yayınladı, herkese duyurduğumuz aslında ve Genel Başkanımızın okuduğu 2. yüzyıl beyannamesinde detaylı şekilde var. Orada yeni projeler de var. Açın bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesinden. bildirgelerini açın, okuyun. Tek en ince yeni projelerine kadar var. Şimdi hiç kimse okumak zorunda değil. Ama Salim Bey, lafı elinize alıyorsunuz. Benim sözüme hep giriyorsunuz ve ben bütün programlarda böyle 3 tane erkeğin arasında vallahi Pelin Batu gibi zıplayacağım ben de şimdi. Konuşamıyorum yani. Sürekli lafımın arasına giriyorsunuz. Yani ve her defasında birkaç kere bir programda muhalefeti eleştiriyorsunuz. Elbette eleştireceğiz. Ama bizim sıkıntımız hakikaten bunu anlatma konusunda demek ki. Buradan hepimiz, bütün dinleyenler, parti yöneticilerimiz de dahil olmak üzere tekrar oturup nasıl anlatacağımızı ve en pratik şekilde ve herkesime nasıl anlatacağımızı konuşmamız lazım. Çünkü benim ağrıma gidiyor hakikaten. O kadar net, açık, detaylı planlarımız, programlarımız var ki şimdiden seçim güvenliği dahil olmak üzere. Ama biz demek ki bunları anlatamıyoruz yeterince. Bu bizim elbette ki kendi öz eleştirimiz. Ama Genel Başkanımızın bize de bir talimatı var. Yani buradan hepimizin görev olarak, ben de bunu Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak da yani her programda dile getirmeye çalışıyorum. Anlatın. Planlarımızı, projelerimizi anlatın diyor. Yani öyle olmaz. Biz anlatacağız ama ayrıca bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Lütfen. Daha detaylı. Orada yaşayacağız. Bir bitirsin. Tuba Hanım kızdı. Yaşarsanız olur. Yok, hayır yani. Bitti, tamam mi? Bu kadar. Evet. Hemen şunu söyleyeyim. Ara durumu nedir? Yaşamadığınız sürece gitmemiz lazım. Gürsel Bey, araya gitmemiz lazım. Birazcık da Gürsel Bey'in lafı geçsin. Gürsel Bey'in çok sözünü kestim ben bütün programlarda. Çok kısa bir ara. Kesebilir, sorun değil. Sağ olun.